Ani bir karar vermeden evvel benimle konuşmanı beklerdim. O benim kardeşim validem. Devlet-i Aliye'nin kanunları, kaideleri 3 gün evvel yazılmadı aslanım. Her biri yüzlerce senelik aklın mahsulüdür. Gülper Hatun daha ne kadar sürecek bu? Kâfi. Nedir bu telaşınız anlamıyorum. Herkes sevindi işte kararıma. Onların hepsi sırtlan. İpleri de Safiye Sultan'ın elinde. İsterler ki kurdukları harami nizamı bozulmasın. Mühim olan benim ne istediğim. Zira güç artık benim. Eğer güçlü olmak istiyorsan oğlum, yapman icap eden 3 şey var. 1, Şehzade Mustafa'nın idam fermanını vereceksin. 2, Safiye Sultan'ı eski saraya sürgün edeceksin. Ve 3, soyun senden devam etmesi için bir an evvel baba olacaksın. Hünkârım. Derviş. Valide Sultanım. Derviş'in senin yanında olmasını istiyorum. En yakınında. Tek vazifesi olacak seni korumak. Zaten hep yanımda. Ne oluyor orada? Kim bunlar? Aslan. Aslan bu. Derviş. Aman diyeyim yanından ayrılma. Şimdi her zamankinden daha güçlü ve cesur olmak zorundasın. Merak etmeyin sultanım. Bugüne dek nasıl koruduysam sizleri, bugünden sonra da koruyacağım. Canım yolunuza feda olsun. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Nereden geldi bu? Kimin hediyesi? Hünkârım, bendeniz Mehmet Giray ve kardeşim Şahin Giray kulunuzun hediyesidir. Kabul buyurursanız şeref duyarız. Uzak kalmanızda fayda var hünkârım. Derler ki hünkârım, her yiğidin gönlünde bir aslan yatarmış. Eğer ona hükmedebilirse adil, edemezse zalim olurmuş. İnşallah siz de adil bir hükümdar olacaksınız. Amin. Nasıl hükmedeceğim peki aslanım? Bu mümkün mü? Elbet mümkün. Tabii eğer aslanın gözlerinin içine bakıp ona efendinin kim olduğunu gösterebilirsiniz. Bir aslan gücünü nereden alır bilir misiniz hünkârım? Pençelerinden, dişlerinden tabii ki. Ya peki rakibi de kendisi kadar dişliyse? Korku hünkârım. Korku. Aslan gücünü düşmanında yarattığı korku ve dehşetten alır. Usulca düşmanına sokulur ve gözlerinin içine bakar. Kurban aslanı görmez artık. Aslanın gözlerinin içinde kendi küçücük, zavallı, çaresiz aksini görür.
korkar. Ve korkuya teslim olur. Hünkârım. Divan vakti yaklaştı. Emriniz üzere Veziri Azamınız Yavuz Ali Paşa Hazretlerine ulak gönderdim. Haber ulaşır ulaşmaz Mısır'ın 2 senelik vergisiyle yola çıkacaklar. Bir an evvel gelir inşallah. Zira asker cülus bahşişi bekler. Beklemeye ne lüzum var? Musa Paşa, kullarımın bahşiş ve terakkileri makbulümdür. Derhal veririz. Cülus bahşişi epeyce bir yekün tutuyor. 20 kere 100 bin altın eder. Maalesef iç ve dış hazinemiz bu meblağı ödeyemez. Nasıl ödeyemez? Baş defterdarınızın hakkı var hünkârım. Senelerdir süren savaşlar belimizi büktü. Macar serhatinde Nemçe kafiriyle, Anadolu'da ise Celali eşkıyasıyla savaşıyoruz. Bugün ilk divanıma katıldım. Öyle şeyler işittim ki. İsyanlar, savaşlar, hazinenin vaziyeti. Ben nasıl bir devlet teslim aldım böyle sultanım? Paşalar mübalağa ediyor. Hamdolsun devletimizin nizamı yerinde. Elbet bazı sıkıntılarımız mevcut. Fakat biz her daim yanındayız. Allah'ın izniyle her türlü kötülüğü def ederiz. Süleyman Name'yi okur, hayaller kurar. Çocukluk işte. Rahmetli adam Sultan Süleyman gibi büyük bir hükümdar olacağım derdi. Sonra da elime kılıcı alır, Viyana Kalesi'ni kuşatırdım. Hayal bu ya. Onun yapamadığını yapar, kaleyi fethederdim. İnşallah daha muhteşem bir hükümdar olacaksın. Sahiden yapabilir miyim? Buna inanıyor musunuz? Hem de tüm kalbimizle. Cülus hediyeni unuttuğumuzu da zannetme. Sana dünyanın öbür ucundan eşi benzeri olmayan nadide bir hediye gelecek. Hünkârım, valide sultanımız geldiler. Gelsinler. Düşeceksin şimdi sincap, dur. Menekşe şehzademiz dairesine götüremem. Sen kal derviş. Mısır'dan bir ulak geldi az evvel. Hacı Ağa yollamış. Hacı Ağa, merhum baban Sultan Mehmet'in
eceliyle ölmediğini yazmış. Ağır bir itham bu sultan. Delil var mıymış? Vezir Azam'la birlikte dönecekler Mısır'dan. O vakit anlatır ne biliyorsa. Bilin ki sultanım demiş. Mehmet Han'ımıza bunu yapanlar hünkârımıza da yapar. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Ahmet, aslanım. Bu doğruysa şayet. Aramızda padişah katilleri var. Hekimbaş ile konuştum ben. Hastalığından mütevellit vefat ettiğini söylemişti. Hem kim neden canına kastetsin ki babamın? Kim? Herkes olabilir hünkârım. Ve eminim herkesin kendince bir nedeni vardır. En başta da Safiye Sultan. Siz ne diyorsunuz validem? Mümkün değil. Olmaz. Bir anne evladına kıyar mı? Abin Mahmud'u ölüme götüren o değil miydi? Merhum baban onun lafını uyup da kıymadı mı abinin canına? Halime Sultan da bu ihanetin içinde olabilir. Oğluna kıyıldığı için düşman kesilmişti. Babanı kolayca gözden çıkardılar. Zira onun yerine sen vardın. Şimdi senin yerine Mustafa var. Seni de gözden çıkarırlar. Mustafa hayatta kaldığı müddetçe... Esas mevzu bu değil mi? Kardeşimin ölmesini istiyorsunuz. Vicdanımı öldürmemi istiyorsunuz. Ben sadece hayatta kalmanı istiyorum. Hünkârım. Teriba. Güzel kardeşim benim, nasılsın? Mustafa nerede? Uyuyor abi. Hünkârım. Nicedir sizin için dua ediyorum hünkârım. Kadim kanunlara rağmen Şehzade Mustafa'nın hayatını bağışladınız. Allah sizden razı olsun. Aç kapıyı. Aslanın gözlerine bakamıyorum. Salim mi olacağım yoksa? Mühim olan hayatta kalmanız hünkârım. Adil yahut zalim olmak için ihtiyacınız olan tek şey bu. Hayatta kalmak. Bunlar merhum babanızın hastalık seyrini yazdığım defterler. Bunlar da verdiğim ilaçlar.
ne vakit, ne miktar verdiğim kayıtlarda mevcut. Türlü laflar dolaşıyor etrafta hekim başı. Zehirlenmiş olabilir mi? Sümme haşa. Kim buna cüret edebilir? Mütemadiyen verdiğim bir ilaç var mıydı? Var idi. Şurada olacak. Kâfi. Hekimbaşı. Verdiğin ilaçları tatbik et. İçimden şüpheyi kaldır. Yalnız bu mesele aramızda kalacak. Zinhar kimse bilmesin. Oraya basma. Sen. Onlara şöyle edecek misin? Kimlere? Onlara işte. Cennette diğer cadılara şöyle edecek misin? Bu duvarın arkasında ne var? Kaçabilir miyim? Niye kaçmak istiyorsun ki? Çünkü zorla geldim. Sultan kral için, o yaşlı, çirkin, şişman krala yem edecekler beni. Yaşlı ve çirkin? Sen hiç gördün mü? Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Bir kız varmış, kurtulmuş, yere çökmüş, başını kapatmış, sultan kral koklamış, gitmiş. Hiç bakma oraya. Arda uçuyorum, duymuyor musun dalga seslerini? O zaman söyle, ne yapacağım ben? Yardım et. Sen iyisi mi geri dön? Eğer ortadan kaybolduğun anlaşılırsa çuvala koyup denize atarlar seni. Çuval. Deniz. Hayır. Ben eve dönmek istiyorum. Annem, babam, kardeşim bekler beni. Ben varken sana kimse zarar veremez Anastasya. Adımı nasıl bildin? Cennet Hatun dedin ya. O söyledi işte. Hareme asi, vahşi bir kurt geldi dedi. Asil o vahşi. Ben kedimi korudum. Şimdi arıyor beni.
dövecek yine. Yardım et bana. Ne olur. Kurtar. Burası cehennem. Yardım edeceğim. Lakin şimdi gitti. Haremde onlarca kız var. Sıra sana gelene kadar buluruz bu çaresini. Dediğimi yap. Bulacağım seni. Adın ne senin? Bahti. 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 Neden yardım edeceksin Bahti? Sana neden inanayım? Çünkü ben de kaçmak istiyorum bu saraydan. Seni de zorla getirdiler değil mi? Aile nerede? Anne baba nerede? Hadi git artık. Hareme dönmen gerek. Ne yapıyorsun? Bu taraftan çıkacaksın.